Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Oyların verilmesinin ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Aleyna Çalışkan olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Aleyna oldu. Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 16 Mart salı gecesi belli olacak. Gergin geçen haftanın ardından, ada konseyinde Acun Ilıcalı gönüllüler takımında kadın yarışmacılara, 3Y konusunun ne demek olduğunu sordu. Konuyla ilgili ilk başta açıklama yapmak istemeyen Aleyna Çalışkan Ayşe'nin açıklamasını istedi. Daha sonra yeniden söz alan Aleyna, Hanzade'den bahsederek, ben onu yüzsüz, yalancı, yalaka olarak görüyorum. O yüzden de 3Y diyordum. O da zaten bize şeytan diyordu. Ben sizin gibi küstah ve bencil görmedim demişti, açıklamasında bulundu. Takım arkadaşının sözlerine çıkışan Hanzade ise, küstah ve bencil olayında ben haklıydım. Ben yüzüne karşı söyledim ama yüzsüz ve yalancı lafından sonra artık benim de onunla problemim var, dedi. Takımın diğer kadın yarışmacıları da Aleyna'nın sözlerine destek verdi. Yaşanan gerginlik sonrası Hanzade'nin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü. Birleşme partisine günler kala elenmek istemeyen yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda gönüllülerin kazanması ise ünlüler oyunda seçim yapma şansını kaçırdı. İkinci turda bu kez gerçek dokunulmazlık oyunu için yeni bir mücadele yaşandı. Oyunda gönüllüler, 8'e 5 öne geçmeyi başardı. Ünlüler takımı, 2 sayı ile farkı 1'e indirirken, skor 9'a 7 olunca iki takım en iyilerini seçti. İlk karşılaşmada Melis, Aleyna'ya karşı galip geldi ve skoru 9'a 8 oldu. Oyunun kaderini belirleyen eşleşmede ise Batuhan, Poyraz'ı yenerek skoru 9'a 9 yaptı ve böylece dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ise ada konseyine gitti. Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi mücadele verdi. Bu haftanın erzak paketinde sosis, salça, patates, sandviç ekmeği yer aldı. Oyunu kazanmak isteyen yarışmacılar parkurda adeta canını dişine taktı. Eşleşmelerin yapılmasının ardından ilk turda ünlülerden Melis, gönüllülerden Berkay dışarıda kaldı. Kafa kafaya giden mücadelenin ardından ünlüler 6'ya 3 öne geçti. Son turda ise en iyi yarışmacılar parkurda çıktı. Karşılaşma sırasında sakatlanan Ayşe parkurda çıktı. Ayşe oyuna geri dönerken Merve'nin sayı alması ile oyunun galibi 7'ye 3 skorla ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler uzun bir aranın ardından market ödülüne kavuştu.